Hayrola sizden üşür gibi bir halim var. Efendim sevgili Özdemir Erdoğan kalbinden geçen güzellikleri taşıyan şarkılar getirdi. Ve de Berkant yaz günleri için çok güzel, çok şık bir kravatla bir gömlek getirdi. Ben denizde kışı düşünüyorum. Sonbahar gelebilir, kış gelebilir. Biliyorsunuz bir yıl dört mevsim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Kış için bir palto getirdim. Beğenirseniz, severseniz sandığınıza layıktır sanırım efendimiz. Alabiliriz bu hazda. Muhtar bunu kabul etmekte fayda var. Çünkü zaten oralar karlı diyorsun. Havalar soğuk diyorsun. Sedenim sen gene bunu biraz anlatmaya çalış. Biz muhtarı kabul et. Gerçi muhtar bugün iyi tarafından kalkmış. Her şeyi kabul ediyor. Bir de işte o davarları hallederse bir sorun kalmayacak zaten. Tamam. Sen bunu gene anlat. Anlat. Ben muhtarı kabul etmeye çalışıyorum. Evet. Bunu yağmurlar yağmaya başladığı zaman, o sonbahar yaprakları dökülmeye başladığı zaman, o Lefe Mort gibi, Autumn Leaves gibi veya sonbahar yaprakları gibi şarkılar çalınmaya başladığı zaman, tahmin ediyorum kullananlar memnun olacaklardır. Ben epeyce altında ısındım. Epeyce yağmur altında onun tadını çıkardım. Yazın yayılmaz mı? Kışın yayılır. Ben kış için getirdim zaten üstad. Ben yaz kış geldi. İçin getirdim yaz efendim. Yaz. Ben... Tamam kabul edelim. Yaz geldi, yaz geldi. Yaz geldi ama kışı da düşünmek lazım. Hani Ağustos kışa böceğiyle kadar... karınca tamam. Misali değil mi? Lütfen. Ama çıtını çıkarmetti. Efendim langırt! Evet. Sezen'cim seni şöyle iki devin arasına üçüncü bir dev olarak alayım. Söyle işimize başlayalım diyorum. Merhaba Özdemir'cim. Şimdi sevgili Sezen hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Barış. Bu 1962 yılında işte Türk basını, gazeteler, dergiler lütfedip benim uğraşlarımı yazmaya başladıkları zamanlardan kalan bir arşiv, benim arşivim. İlk defa 1962 yılında benimle ilgili yazılar çıkmaya başlamış Türk basında. Şimdi o yılları hatırlayanlar var mı efendim 60'lı yılları? Gençler tabii dediler haklı olarak. O zaten şöyle karıştırma var abi dediler. Canım vardır herhalde 60'lı yıllarda yüreği pırpır edip de efendim. Anneleriniz babalarınız falan vardı yok mudur? Ha? Var diyenler biraz daha kuvvetli ses çıkarsın. Var değil mi? Efendim şey hatırlıyor musunuz? Yelpaze dergisini. Ha? Ya, bakın yakından gösteririm. Bakar mısınız lütfen? Ya yani siz de bugün, günümüzde her şey bugün yapıldı zannediyorsunuz değil mi? Biz herhalde öyle zembilleyemedik. Bizim de vardı böyle takım dergilerimiz. Bakar mısınız yelpaze? Ve Nisan sayısı affedersiniz. Yani günü gününe 62. 31 sene önce çıkmış olan yelpaze dergisinin Nisan sayısı. Gerçi bu evet Nisan'ın sonları 15. O sayıyı Nisan. Ben hatırlıyorum galiba. Evet, herhalde evet, sen hatırlamaya evet, mecbursun evet, bunu. Evet. Sen bunu hatırlamaya mecbursun. Evet. Çünkü sayfayı açıyorum. Bakın orada. Ritim ve melodi köşesi var. Yazan Sezen Cumhur. Şurada yazıyor. İstikbal vadeden gençlerin zevkle dinlediği bir topluluk diyor. Bu. O da ben. Barış Manço. Bu. Evet. Ha. Şu var ya. Sevgili Barış. Yani o zaman da ben de böyle saçsız, sakalsız, kılsız, tüysüz şeftali gibi bir çocukmuşum. Yani haşlanmış yumurtanın biraz tüylüsü gibi. E tabi lisedeyiz o zaman. Mümkün mü yani? Ne münasebet. Öyle yazıyor. Diyor ki genç neslin zevkle dinlediği topluluk. Birkaç sayfa daha gidiyoruz ileri. Onu da hemen buluyoruz. Ne yazık ki sevgili sizlerce bu sayfa yırtılmış, istemeyerek olmuş. Bakar mısınız lütfen? Türkiye'nin twist kralı diyor Barış Manço. Twist biliyor musunuz nedir twist? Evet. Duydunuz mu? Nedir twist? Nasıl? Bir kalkar gösterir misin? Ne olur? Lütfen hatır, lütfen. Diyorsun, bari elinizle yapın. Canım demin yaptınız yani kamera dönünce utanmayın ne olur? Evet, ya evet. Ya işte 10 puan 10 puan 10 puan 10 puan alkış 10 puan alkış. Şimdi tekrar dönüyoruz arşivlere. Şu bakar mısınız bu yakışıklı benim. Bakar mısınız? Michael Jackson halt etmiş o zamanlar. Orada da diyor işte istikbal vadeden genç bir çocuk diyor. İmza Sezen Cumhur Önal 31 sene önce. Yani şimdi yıllar sonra ben adam olacak çocuk diye bir program başladığım zaman düşündüm de şayet adam olduysam. Oldun mu Sezen? Oldum. Herhalde. Oldum kabul ediyorum. Sağ ol sayende. Çok adam oldun üstelik. Sağ ol. Sağ ol. Adam. Bu çocuk adam olacak. Estağfurullah. Diyenlerin başında birincisi geliyor sevgili Sezen. Hani bir şey olduktan sonra ben onu da gözünden anlamıştım. Diyen çok olur. Değil mi muhtar? Bazen bakınca adam bakarmış ineğe gözünden anlamış. Bu inek 5 kilo süt verir dermiş. Evet. Ha? Var değil mi öyle? Var. Bizde de öyle çünkü. Bakan bu adam olacak ha derler. Sevgili Sezen 31 sene evvel bu satılı yazmışsın. Çok büyük bir gururla, büyük bir keyifle saklıyorum. 31 sene sonra tekrar
Seni bu akşam burada konuk etmekten çok mutluyum. Tekrar hoş geldin. Kalpten hoş geldin size. Var olasın. Barış, biliyor musun? Sizin gibi yani yıllarını müzikle eskitmiş dostlarımla birlikte olmak bu akşam ne kadar güzel. Sevgili Barış, sevgili Özdemir, sevgili Berkan. Yani yılları beraber bile müzikle eskittik. O müzikle dolu yıllarda ne kadar güzel anılarımız oldu. Son romantik dedin. Son romantikler bir tanesi en azından. Ancak yani romantik kelimesi duygusal boyutlar getiren güzel bir kelime ama eminim hepiniz en az benim kadar duygusalsınız. Sen bak şu şarkılarına. Hatta ben bir defasında Paris'te bir akşam vakti Saint-Germain-des-Prés'de bir ünlü Fransız müzikçi Henri Salvador'la birlikteydim. Sene 66. Bilmem hatırlar mısın? Senin iyi dostundu. Bana ne dedin biliyor musun sevgili Barış? Bak ilk defa söylüyorum sana. Burada gazetede de resminiz var birlikte. Sevgili Özlem'in de Sivi Vartanlı var. Nereden nereye? Dedi ki siz Türk, evet Türk. Bir arkadaş var dedi. Genç, çok yetenekli, çok akıllı, bilgili. Adı Barış Manço. Barış Manço. Barış Manço demiş. Evet. Barış Manço. Yıllar geçti. Bu da benim Arda Pekkan tarafım. Barış Manço. Arda alınmasın. Eğer dedi bırakıp bizi bırakıp da Fransa'yı, Paris'i bırakıp da Liège'e gitmeseydi burada çok önemli bir adım olurdu onun için dedi Paris. Çok ünlü bir isim olabilirdi burada dedi. Az evvel siz sohbet ederken Özdemir'le ona dikkat ettim. Bu şehrin insanları, bu kentin, bu ülkenin insanları bizim müziğimizi dışarıya taşırlarsa örneğin senin yaptığın gibi işte en büyük bahtiyarlık bu. En büyük bahtiyarlık bu. Evet, aradan yıllar geçti. Evet. Tabii şimdi ben de sen birdenbire 63, 64 falan o yıllar. Hep beraber o yıllara gidiyoruz. Tabii. Gördüğümüz zaman. Onlara götürdüm. Biraz da yüzümüz kızar tabii sağ ol. Henri Salvador tabii ki çok büyük bir müzik adamı yani işte Amerika için Quincy Jones neyse herhalde Fransa için Henri Salvador aşağı yukarı aynı adamdı. Doğru çok istediler bizim o zaman kalmamız ama belki böylesi daha iyi oldu. Sizden bilmem ben olduğum yerden çok memnunum. Bak görmek istersin belki resim burada. Hangi ortadaki? Ha, evet şurada. Yine o şeftali. Ha yine evet. Benim o. Hayır neden seçtim benim o dönem. Ben bir de askerde böyle şeftaline döndüm bir dönem o kadar yoksa. Çok yaşa Muhtar. Çok yaşa Muhtar. Çok yaşa Muhtar. Şimdi sevgili Sezen. Ben biraz hatırlıyorum bugün seni o zamanlar Galatasaray Lisesi'nin sahnesinde. Ne güzel şarkılar söylerdin 60'lı yıllarda. Ya şimdi bir dakika bana sanki tavır alı gibi hani sen 60'larda ne iyi söylerdin. Yani şimdi adını söylemiyorsun anlamına geliyor. Ha şimdi hoppala. Fena de çapraz ateşteyim şu anda. Yani ne güzeldi 60'lar 70'ler. Yani bu 90 sen şey falan seviyorsun. Hayır 93'ten çok memnunum olmaz mı? Aha. Bu kadar güzel bir seyirci önünde bu kadar güzel. Bir ufak kesip alayım mı? Hadi bakayım. Ya. 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 Anlıyorum Sezen ama bak sevgili Veysel. Rahmetli Ahmak geldi gene şimdi. Koyun kur dile gezerdi, fikir başka başka olmasa der. Veysel'in o binlerce dizesinden, binlerce dizesinden bir tanesi. Bu nedense benim çok hoşuma gider. Yani fikir başka başka olmalı. Yabancıda güzel bir özdeyişi vardır, atasözü vardır. Sadece, neyse söylemeyeyim yani. Fikir değiştirmeyen insanlar pek iyi göze bakmazlar. Fikir değişebilmeli. Yani bir günden bir gün başka şey yapabilmeli. Ama özde ben, özlemin dediğine katılıyorum. Giderken sen olarak gitmelisin gittiğin yerlere. Bir toplum olarak gitmelisin. Onu yitirdim sanmıyorum. Yani adi bakın demekle galiba dağlarda verdiğim şeyden çok fazla ayrıldım ben zannetmiyorum. O da bir başka boyutu. Şimdi, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Erkan. Tabii canım. Üzülürüm. Barış'cığım o Veysel'in söylediği sürü o zamanki sürüymüş. Başta bir koç gidermiş. Arkasında biraz daha ufakları. Yavaş yavaş arkaya doğru sürü küçülürmüş. En arkada da işte cılızlar, topallar bilmem ne. Şimdi sürü böyle ters döndü gibime geliyor. Mu? Seni anladım ben. Seni hepimiz anladık. Ben karşıma anladım. Doğru ama Muhtar yani. Doğru size bir şey diyemem. Şimdi Sezen'cim biraz daha gitmezden önce demin bir ufak şey oldu. Hani Ankara mı iyiydi, İstanbul mu iyiydi? Şimdi açık konuşmak gerekirse sen anlat. Yani bizim başımızdan geçmiş yaşadığımız macera var. Ankara'dan da çok iyi müzikçiler çıktı. Örneğin ben yanılmıyorsam Ayferi o zamanların ünlü bir şarkıcısıydı. Hala da sanat içinde. Ayferi Ankaralıydı. Selçuk Ural Jüpiterler'de çalışırdı.
Ankaralıydı. Alpay. Alpay Ankaralı. Tabii canım ben. Berkant aramızı aldık ama Ankaralı. Zannediyorum Tanju Okan. Tanju Okan da Ankaralı. Ankara'da yetişti. Ankara'da yetişti. Değilsem alsan Ege'de. Aramızda bir... bir dakika ben bölgecilik yapmıyorum canım. Yani, hani bölgecilik yapmak adına söylemiyorum. Sen ne demek istediğimi anladın mı? Ankara'da da çok iyi şarkıcılar vardı. İstanbul'da da. O günlerde şimdi Barış'ın evet bana hatırlatmak istediği çok güzel bir anı var. Onu ben tabii anlatmadan geçirmeyeceğim. 62. 1962. 65. Yok olmaz 2. Evet efendim. 2. 2. İki mi? İki Sezer. O zaman. Sezer. Sezer. İnsan hafızası bazen yanılabilir. Efendim o yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir yarışma yapıyorlar. Çok ilginç bir şey bu anlatacağım. Çok ilginç. Şimdi bizi geldiler, davet ettiler. Ben gidemem dedim. İşte Barış'a gitmişler, bir diğer sanatçı arkadaşlara gitmişler. Jüri oluşturuyorlar ve Ankara'da yarışma yapılacak. En son bana geldiler. Dedik ki bir tanesi gözleri dolu çocuğun. Dedik ki yani abi kimse gelmiyor. Biz ne yapacağız? Ankara'daki yarışmada hep Ankaralı gruplar ve yani jüri üyeleri olmaz. Bu bir memleket çapında bir şey. Siz de yani yardımcı olun. Gözüm tutmuyor. Hava karlı. Yani bir sürü de işim var. Ama baktım çok duygulu sözler söyledi. Dayanamadım. Peki dedim. Aynı günlerde o çocuğun o çok duygulu sözlerine dayanamayan evet diyen bir başka sanatçı arkadaşım da Barış, sevgili Barış. Şimdi jüri masasında 13 kişi var. İkisi biz İstanbullu, Barış'ta ikimiz. Diğer 11 kişi Ankaralı. Orhan Sezener var. İşte o devrin o ünlü şarkıcıları var, sanatçıları var Ankaralı. Yarışma neticelendi. İstanbul'dan, eğer yanılmıyorsam tekrar Robert Kolej'den. Eko vokal grubu. Nefis bir müzik yaptılar. O devrin ünlü gruplarını hatırlatırcasına. O Four Freshmen gibi, o Brothers Four gibi. Four Aces gibi dört sesli müzik falan yaptı çocuklar. Müthiş çocuklardı. Kim bilir neredeler, kimler. Onların bir tanesi Durul Gence 5'teki Memo Şahin baştır. Öyle mi? Oradan yani Durul Gence 5 biraz oradan kuruldu. Ha, evet, çok güzel bir gruptu. İlginç bir şey. Müthiş bir müzik yaptılar. Büyük alkış aldılar ve büyük sükse birinci oldular. Ve anons ettiler. Efendim İstanbul'dan bir grup kazandı der demez biz kaçmak zorunda kaldık. Evet. Yani nasıl güzel yumurtalar karnımız da açtı. Evet. Tam da öyle vakti. Ne kadar güzel domatesler kış vakti. Kış zamanı o zaman domates yok ya. Evet. Ondan sonra ama yani sahi. Canımızı iyi kurtardık. Sahi tabii. Sahi tabii. Evet. İşte, canımızı kurtardık. İşin biraz latife böyle tarafı. Hayır Ankara'lar güzel öyle insanlar. Öyle demedik ama. O bir yarışma heyecanıydı olur mu? Yalnız tabii esas manidar olan taraf şu. Bizi Ankara'ya uçakla yollamışlardı. Otobüsle geri yolladılar. İstanbul evet. Bir esas oydu yani. Hayır, kırmızı uçak. Halı vardı, bando vardı, karşılanırken o vardı. Giderken istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Buyurun, herhangi bir kalın otobüste gidin, nasıl giderseniz gidin. Yürüyerek de gidebilirsiniz. Neyse, o bir yere kaldı. Ama şey hoş, bu hoşlukla Ankaralı kardeşlerimizi değil tabii ki o organizasyonu yapan siyasal bilgilerdeki kardeşlerimizi. Şunların hepsi memleket hizmetinde çok büyük yerlerde şu anda. İyi yerlerde oturuyorlar, biz de fena yerde oturmuyoruz şu anda. Onlarsa belki elçiler var. Belki var, valiler var. Tabii. Belki mali müfettişler var geçtiğimiz ay herkese sordular falan. İşte onlar 20-30 sene önce kadar biz de böyle çok güzel karşılamışlardı. Neyse sen bu ufak latif gerek burada kapatalım. Sezer'cim seninle biraz tek tek sohbet etmek isterim. Önce sevgili Erdoğan'dan ve sevgili Berkant'tan biraz şarkı daha dinlesek. Tabii. Önce Özdemir söylesin. Ha, bilmiyorum onu siz karar verin. Bu akşam şöyle. Bu akşamın özelliği bir kere ben şurada bir saptama yapmak istiyorum. Sezen benim hayatımdaki ilk Sezen'dir. Ve çok önemli bir kişidir. Şunu söylemek istiyorum. İyi bir prodüktördür her şeyden evvel. Bakın çok enteresandır bu. 30 sene evvel senin için oradaki yazdıkları çok önemli. Bunlar tabii ama evet. Mürekkebi daha yani bir saptamadır. Bu herkese nasip olan bir şeydi. Yani bu adam meşhur olacak ve günün birinde çok büyük bir sanatçı olacak diyor. Altını çizmiş. İmzası da var Sezen Cümle Önal'da. Şimdi beni çıkartmak için yapmış olduğu bir savaş var Sezen'in. İnanılmaz, böyle bir şey olamaz. Yani hayatta hiç kimse, ne annem ne babam ne kimse, yani onlar bana sanat öğrettiler, elbette bir şeyler öğrettiler ama Sezen bir değerin kokusunu almış. Teşbihi hata almaz. Ben o zamanlar ayıptır söylemesi, evet ayıptır söylemesi haftalık 60 lira alıyordu. Haftada. Ama o zaman 60 lira iyi paraydı. Esas 66 liraydı da 6 lira da tasarruf bonosu kesiliyordu. Ve ayın sonunu zor getiriyorum. Sezen iyi bir prodüktör olarak kişilerdeki nitelikleri ve kabiliyetleri. Sezen ismiyle maruf, evet hakikaten Sezen ve onun hakkını veren bir kişidir. Huzurlarını da bütün dinleyicilerimiz huzurunda da hep herkesin namına da Sezen Cumhur Önal'a teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bu şarkı da tabii
bu akşamın anlamıyla doğrultulu. Sezen'in şarkıları oluyor bunlar. Sezen'i yazdın. Bahar gelince de öyle senindi. Seni bekliyorum Selma Andan bir bestesi. O da söz yazmıştım biliyorsun. Evet. Bu akşam evet, bu 1 söyledim. Nisan günü bu ikinci şarkıda yine senin sözlerin olacak. Alkışlarınızı tekrar Özdemir evet, Erdoğan için. Selma Andan bestesi. Seni bekliyorum. Eski yerinde belki de yoksun. Benden güzel duygusun. Kimi zaman bir çiçek, bir koku düşündürdü hep yokluğunu. Eski zaman bahçeleri hayalinle dolu şimdi. Neye baksam, nereye gitsem, yaşıyorum seni. Hangi iklimde, hangi diyarda, hatırlar mısın acaba? Hasret bir şarkı dudaklarımda, unutma seni bekliyorum. Eski zaman bahçeleri yaşıyorum seni. Hangi iklimde, hangi diyarda, hatırlar mısın acaba? Hasret bir şarkı dudaklarımda, unutma seni bekliyorum. Sana gönül verdim diye bilmem neden düştüm dile, katlandım her derdine, hasret kaldım gülmeye. Sana gönül verdim diye herkes kıskandı niye, düştük sonunda bu hale, yarab acı bizlere. Yeter artık sensizliğe, nereden çıktım gurbete, muhtacım bir teselliye, ses ver artık kalbime aşkım. Nerede, nerede? Gönül
verdim diye. Bilmem neden düştüm dile. Katlandım her derdine. Hasret kaldım gülmeye. Sana gönül verdim diye. Herkes kıskandı niye. Düştük sonunda bu hale. Yarab acı bizlere. Yeter artık sensizliğe. Nereden çıktım gurbete. Muhtacım bir teselliye. Ses ver artık kalbime. Aşkım nerede? Nerede? Birbirinden güzel, duygulu şarkılarım sana. Biraz da şöyle kısa bir süre baş başa kalalım dedim. Çünkü farkındasın. Evet, burada kadife var. Kadife burada. Sesli şarkıcıların, efendim çikolata renkli şarkıcıların vazgeçilmez ve dayanılmaz sunucusu sevgili sizden. Bu tabii şey gibi oldu. Belki biraz da Berkant'ın Samanyolu gibi, belki de benim Dağlar Dağları gibi bir logo olarak ve bir marka gibi sizden cumhurbaşkanı beraber gidiyor. Çok da güzel gidiyor. Sen de üstüne basa basa gidiyorsun. Yok, pek üzerine basmıyorum ama yani bir tabir bence. Evet. Bir anons tabiri. Değil mi? Yani çikolata renkli şarkıcı. Evet. Bu akşam çünkü bir Nisan'ı göz önüne alarak tabii ki nostaljide dalarken bir de ufak tefek şakalar yapalım. Biraz ufak tefek hoşluklar yapalım dedik. Bu akşam senin tam böyle tabirine uyan kadife sesli olduğunu zannettiğim efendim çikolata var mı? Teşekkür ederim. Dekor mayıt almıştık abi zaten. Giderken alacağım. Dekor. Hepsini alabilirim giderken. Hı, alabilirim. Teşekkür ederim. Çikolata karşı hı, özel bir şeyim var. Hı. İlgim var. Ben şu an hocam kurbanı var. Tamam. Siz yiyebilirsiniz. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ancak kaldım ömre. Spotların altında şöyle biraz daha hafif reçelhane dönüşmüş. Olsun o kadar. Olsun o kadar. Onu dedim yani bu akşam bir de hoşluk olsun diye ta uzaklardan çikolata renkli anların dünyasından bir konumuz, bir sürpriz konumuz olacak biraz sonra. Burada. Burada. Sanırım kadife sesidir inşallah. Öyle bulursun. Bulursan onu hatırım için bir anons etmeni senden rica edeceğim. Memnuniyetle bu akşam burada uzak diyarlardan, çikolata renkli insanların diyarından bir şarkıcı gelecek. Bir şarkıcı ve beraberinde şey geliyor. Ben keyifle anons ederim. The Traffic Girls. Bir de vokal grubu var bildiğim kadarıyla. Üç renkli olsa böyle sarı, kırmızı, yeşil renkli olsa. Çikolata kızlar. Yani kızın da çikolatası oluyor. Tabii olmaz mı? Beyaz çikolata da var. Şimdi eskisi gibi değil ki. Hep çikolatalar biliyorsun bu renk değil. Beyaz çikolatalar da var. Sen ciddi misin Allah'ını seversen? Tabii. Tabii anladım. Tabii beyaz çikolatalar da var ve ben çikolatayı çok seviyorum. Anladım. Bilmiyorum soralım. Aranızda çikolata sevmeyen var mı? Ya. Çikolataya ya. Hayır diyen var mı? Çikolata ölüm diyen var mı? Yok. Yok. Peki çikolata renkli şarkıcıları dinlemeye hayır diyen var mı? O da yok. Mesela bir Michael Jackson'a hayır diyor musunuz? Hayır sonra değil. Michael Jackson'ı Sezen'in sunduğu gibisine hayır diyebiliyor musunuz? Denmiyor işte. Olmuyor. Yani bir takım bunlar bizim ülkemizin hoşlukları, alışkanlıkları bunlar. Yani Amerika'nın dünyanın bütün ülkelerinin bir takım sunucuları var. O sunucuların beraberinde getirdiği bir takım tabirler sunuş var. Şekilleri var. Formları falan var. Biz Sezen Cumhurbaşkanı'nı kadife renkli ve çikolatalı neyse onu bize duymayalım. Bir de Eylül yağmurlar altında, biraz evvel muhtar balcı alıncaya kadar ne şiirler anlattı, ne güzel dil döktü muhtara. Değil mi? Muhtar acaba ikna oldu mu? Pek olmuş gibi bakmıyor. Ama biliyor musunuz, sizin yaşadığınız yerlerin, o iklimin kışı pek sert geçer. Şimdi de kar varmış. Var, kar var şimdi. Yani o zaman... Ama yavaş yavaş Nisan güneşi onu eritir. Evet. Yalnız muhtarın bir sevdiğim tarafı var. Daha senin elinde girerken notunu almış. Sizden Cumhur Bey'in paltosu diye. Yani ben daha... Vermezden önce kabul o kalben kabullenmiş zaten. Teşekkür ederim. Köy sandığımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bazı hayır diyebiliyor tabii ki muhtarlar. Ama senin için çok güzeldi. Böyle
Evet, yaz geliyor ama sonra kış da gelecek. Ama doğru söylüyorum. Yani sonbaharın, ilkbaharın güzelliği tartışılmaz. İlkbahar mevsimlerin gençliği, mevsimlerin güzelliği, hayatın zevki. Yeniden bir doğuş, bir aydınlanış. Sonbaharında insanın yüreğinde şöyle bir melal bırakan, bir hüzün bırakan, bir yüreklerde uzaklarda kalan günlerin anılarını taşıyan bir rüzgar estiren tarafı var ki tartışılmaz bir güzellik. Ne kadar güzeldir o sonbahar yaprakları dökülmeye başlayınca, üstelik şarkılarda sonbaharı anlatıyorsa mesela bir otun biz. Ama yani herkes masal dinler gibi dinliyor gayet. Ya bir alışmış bir olay. Mikrofonlar elinizde efendim, yakalamışken Sezen Cumhur Önal'ı. Mikrofonlar sizde. Mesela. Benim Sezen Cumhur Önal'a bir sorum yok. Bir teşekkürüm var. Şöyle ki, bizim yabancı müzikleri ortaokul çağlarında küçük radyolardan uğraşarak bulup dinlediğimiz anılarımızı bugüne kadar taşıyıp getiren bir tek Sezen Cumhur Önal var. Bugün karşısında ona teşekkür etmek büyük mutluluk. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kardeşim diyor ki. Sezen abiye sormak istediğim şey, ben kendimi bildim bileli. Hep büyüklerimiz, sizler hep geçmişi çok geriler anlatıyorsunuz. Kendimi bildim bileli de Sezen abi aynı görünümde yani. Gözümü nasıl açtım bu görüntüde çok gördüm. Çok rica ederim. Barış da en az benim kadar. Tabii yani ben yukarıdan başladım tıraş olmaya yavaş yavaş. Kendi ağzından duymak istiyorum. Kaç yaşında Sezen abimiz? Yani mesela benim bir tabirim var. Ben öyle cevap vereyim. Böyle mesela bir şarkıcıyı mı sunacağım? O şarkıcıyla hem de üstelik kadınsa. Böyle biraz benim yaşlarımdaysa yarım asırlık şarkıcı diyorum. Teşekkür ederim. Mesela anlaşılmış dedi. Tabii genç bir kardeşim diyor ki hemen şurada. Merhaba, ben senden bir soru sormak istiyorum. Şu anki pop müziğimiz sizce ne durumda ve eski güzel, o güzel şarkılarımız şu anda üretiliyor mu? Teşekkür ederim. Dünle bugünü kıyaslamak adına bir şeyler söylemek tabii ki zor. Dünün yeri başka, bugünün yeri başka. Ancak ben müzikte sözün çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve anlamlı sözün çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben şarkılarımı hatırladığım zaman, yani eskiden yazdığım şarkılar, mesela benim bütün dualarım seninle, sen bir ömür mesut olasın diye gibi sözler vardı. Kim bilir, belki bir akşamüstü çıkarsın karşıma bir yabancının kolunda gibi sözler vardı. Çok daha anlamlı, manalı sözler vardı galiba. Sevgili Barış'ın yaptığı o şarkılar ne kadar güzeldi. Yani bizim de gençliğimiz o güzel şarkılarla süslendi. Yıllar öylece geçip gitti. Şimdi Türk pop müziğinde bir atılım olduğu bir gerçek. Yalnız ben şunu söylemek istiyorum. O atılıma katılan genç arkadaşlarım, genç kuşaktaki o arkadaşlar yeni bir boyut getiriyorlar. Bunları alkışlamak lazım. Bir şeye de dikkat etmeleri lazım. Bir şeye çok önemli. Yani o bir şey dedim. Biraz evvel burada birçok şarkıcıları dinlediniz, gördünüz. Berkant, Özdemir, sevgili Barış. Yılları eskittiler. Ama nasıl eskittiler? Kimler geldi, kimler geçti? Ama ayakta kalabilen, ayakta durabilen, altını çizerek söylüyorum. Usta olabilen, söylediği sözün, yaptığı işin önemine, manasına önem veren, farkında olan insanlar oldu. Bu yeni sanatçı arkadaşlarımız da eğer... Yani yeni onları bekleyen ümit dolu günlerde buna erişecek güzellikte yapıtlar, eserler ortaya koyarlarsa onlar da bir 30 sene sonra bizim gibi olabilirler. Bu çok önemli bence.